Türk ordusunun terörle mücadeledeki kararlılığı bugün e, üniversiteleri de aslında özgürleştiriyor. Üç öğrenci topluluğu bir araya geldi. <laughs> Namık Kemal etkinliği düzenleme kararı aldı. Etkinlik PKK-HDP'nin peşine takılan sözde öğrencilerin hedefi oldu. Üniversitelerde bugün e, etkisini her geçen gün daha da kaybeden e, ve terör örgütü PKK'nın e, gölgesinde, onun siyasetlerinin gölgesinde e, siyaset yürüten grupların ODTÜ'de tabii ki bu vatansever yükselişlerden büyük rahatsızlık duyduğunu e, biliyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde önde gelen 3 öğrenci topluluğu, Türk şair Namık Kemal için bir etkinlik planladı. 26 Aralık Perşembe günü e, okulumuzun sevilen hocaları Taner Zorbay ve e, Cem Tezer ile birlikte e, tarihten bugüne Vatan ve Hürriyet Namık Kemal etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. 3 topluluk e, bir arada e, ODTÜ Savunma Sanayi Topluluğu, Avrasya Topluluğu ve Türkçe Topluluğu. E, olarak 26 Aralık'ta yapılacak etkinlik bir grup tarafından provoke edilmeye başladı. PKK yandaşı olduğu tespit edilen şahıslar etkinlik afişlerinin üzerine hakaret içerikli karalamalar yaptı. Doğumun 180. yılına girerken ve böylesine önemli bir etkinliğe karşı çok aciz e, saldırılar içerisine girmekte yine bu gruplar. E, topluluk üyelerinde katılmış toplulukların yöneticilerini tehdit e, ve hem internet üzerinden hem Diğer yollardan ve şimdi de son olarak bu etkinlik afişlerimize yönelik bazı saldırılara giriştiklerini görüyoruz. Afişlerin üzerine üniversiteler faşizme mezar olacak, bütün dünya hakları kardeştir yazan PKK sempatizanları etkinlik konuşmacılarının da fotoğraflarını boyadı. Bu grupların artık ODTÜ öğrencisi üzerinde ve tüm üniversitelerde olduğu gibi etkilerini tamamen kaybettiklerini ve onlara düşmanca konumlarda bulunduklarını e, görüyoruz. Vatansever öğrenciler ise saldırıya rağmen etkinliği yapmakta kararlı. Terör yandaşlarının e, tam karşısındayız ve Türkiye'nin birliğinden yana olan bütün topluluklar, bütün öğrenciler hep birlikte e, hareket edeceğiz. E, biz var olduğumuz sürece üniversitelerde Namık Kemal her zaman yaşayacaktır.